Arkadaşlar merhaba, Barışcan Yücel ile beraberiz bugün. Borsa, ekonomi ve deprem üçgeninde biraz sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz. Barış hoş geldin yayına, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Yani iyiyiz i̇yi diyoruz diyelim, ama iyiyim diyelim. İyiyim diyelim, iyi olalım hala. Çünkü deprem enkazının altından çıkarılmayı bekleyen binlerce insanın olduğu haberi geliyor. İnşallah en kısa zamanda devletimiz o vatandaşlarımızı enkazın altından çıkartır ve yakınlarına teslim eder. Ve en azından acılarımızı bir nebze de olsa ateş sönmeyecek ama o kor halinde yanmaya devam edecek ama toprağa vererek belki de o canlardan bu şekilde herkes gibi veda etme şansına erişir oradaki vatandaşlarımız diyelim. Ve aslında tabii ki burada büyük bir ekonomik bir kayıp söz konusu. Türkiye'nin bu yıl ihracat gelirlerinin azalacağı, ülke ekonomisinde dış ticaret açığının 50-60 milyar dolar daha artacağı ifade ediliyor. İşte şu an 109 milyar dolar, onun 150 milyar dolar olma ihtimali var. Çünkü bir takım gelirlerimizden de olacağız bu anlamda. Bölgede bir de istihdam sorunu var. Çünkü iş gücünde ciddi bir kayıp var. Doğal olarak oradaki kardeşlerimiz öldüğünde, hayatlarını kaybettiğinde o fabrikalarda çalışan iş gücünde de bir azalma meydana gelecek. Fabrikaların bu anlamda organize sanayi bölgelerinden ciddi bir istihdam desteği alması gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Yani birçok şeyin koordineli bir şekilde olması gerekiyor. Plan yapmayalım diyorum artık. Planlama yapalım artık. Bir an önce harekete geçelim. Söylem değil, eylem zamanı. Yapacağız, edeceğiz değil. En kısa zamanda, yani şu dakika itibariyle çadırı olmayan vatandaşımızın kalmamış olması gerekiyordu. Ama hala görüyoruz ki bir çadır dahi ulaşamayan vatandaşlarımız var. Bakın, bir devletimizin, hükümetimizin iyi niyetinden hiç şüphe etmiyoruz. Bununla ilgili en küçük bir eleştiriye getirmiyoruz. Hiç kimse yoktur ki bu ülkede vatandaşının aç ve açıkta kalmasını isteyecek hiçbir hükümet de yoktur. Ama bu bir organizasyon ve koordinasyon işi. Hala insanlar çadırım yok diye konuşuyorsa ve bu anlamda da haklı olarak dert yanıyorsa bununla da dertlenmemiz lazım. Biz dertleniyoruz. Hani bunu siyaset yapmak adına söylemiyorum arkadaşlar. Siyaset yapmayacağız çünkü bugün. Hepimiz dertleniyoruz ve derdimizi de sizle paylaşıyoruz. Lütfen bunu da anlayışla karşılayalım diyelim ve Barış, ekonomiden başlayalım. Ne olur şimdi bölge dahil Türkiye. Evet, zaten az önce çok ciddi bir şekilde vurgulamasını yaptın. Çok önemli bir ihracat, ithalat kaleminin yazdığı, gayri safi yurt içi hasılada ciddi bir oranı olan bir 10-11 ili kapsayan, hem verimli topraklar olsun hem istihdam gücü olsun, çok ciddi bir sıkıntıya girdik. Yani baktığımızda gayri safi yurt içi hasılanın %9.3'ü bu bölgeden, depremin yaşadığı illerden geliyordu. Burada ciddi bir azalma olacak tabii ki. Bu ne demek? Büyüme oranlarımızda her ne kadar bizim Merkez Bankamız enflasyonla mücadeleden ziyade büyümeye yönelik bir metot izliyor şu anda faiz indirimi sürecinde bulunarak. Bu büyümeyi destekleyen bir şeydi ama tabii ki bir doğal felaket oldu. Bu da gayri safi yurt içi hasılamızın %9.3'ünü oranında olan bir alan artık bizim elimizin altında yok. Canlarımız da yok. Maddi ve manevi kayıp zaten çok fazla. Onun dışında baktığımızda tarımda %14.3 gibi büyük bir oran var. Gene depremin vurduğu illerin ülke ekonomisine olan yansıması. Burada da bir azalma olacak ki zaten yağışlar çok azdı bu sene kışın. Hem küresel iklim değişikliği hem küresel ısınma, bu tarzda oluşabilecek bir kuraklık, gıda krizinden vesaire, her yayınımızda neredeyse sizle birlikte bunu paylaşırken takipçilerimizle, yatırımcı adaylarımızla ya da yatırımcılarımızla. Bir de böyle bir depremden sonra yani tarımda da %14.3 gibi bir oranı kapsayan bir olgunun azalacağını söyleyebiliriz. Sanayide %11.2 gibi bir oranı var bu bölgenin, gene ki çok büyük bir oran. Burada da bir sıkıntı olacak. İhracata baktığımızda %8.5, ihracat kalemimizin %8.5'i buradan oluyor ki bu iç piyasaya çok çabuk yansıdı bile. Mesela Hatay'da maydanoz depremden sonra pazarlara zor erişti. Maydanoz fiyatları aldı gitti. Tamam, küçük çaplı maydanoz komik gelebilir belki ama bunu genel makro ekonomiye vurduğumuzda ya da Adana'da turunç, işte portakal, turunç, gilin daha çok yurt içi piyasaya, yurt dışı piyasaya dağıldığı bir yerde, orada da kalemler azaldı. İç pazara direkt yansıdı bu pazardaki raf fiyatlarını. Ama ithalatta da %6.7'sini karşılayan bir yer. Yani döviz girişimizin %6.7'si desek çok da öyle yanlış etmiş olmayız. İthalatla olan girişin.
Bununla bu kalemlerin hepsinde bir azalma gözlemlenecek. Tabii ki sıfırlanacak mı? Hayır. Kısa vadede sıfır şu anda, yani orada ne istihdamı, ne fabrikası, ne şunu, ne bunu. Yani binalar enkaz altında. Enkazın altından çıkartılacak bir sürü cansız beden var. Ondan sonra tekrardan onların kurulması var. Binaların yerleştirilmesi, endüstrinin canlanması, sanayinin, tarımın canlanması derken, oraya tekrardan istihdamın terk edilmesi derken vesaire. Yani bir sürü olay var. Bir de bunların maliyetinin 100 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ettiği söyleniyor. Analistler tarafından. Bunu da unutmayalım. Ve Türkiye'de aslında bahsiyle düşen enflasyonun, hem bu yeni verilen işte bir takım destekler, piyasaya sürülen emisyon hacmindeki artış, likidite artışı, baz etkisiyle düşme trendinde olan, yani baz etkisinden dolayı düşme trendinde olan enflasyonun yeniden yükselişe geçeceğini gösterir. Bu konuda ne söylersin? 10.000 TL yardımlar, diğer yardım paketleri, birçok devlet teşviki var şu anda o bölgeye, hem hane halklarına, hem sanayicilere, hem de genel olarak ülkenin tekrardan inşa edilmesi adına. Bunların hepsi zaten sıkıntı yaratacak. Neden sıkıntı yaratacak? Hazır sizin de bahsettiğiniz gibi baz etkisiyle düşmeye başlamış bir enflasyon vardı. Şu anda piyasaya tekrardan ekstra para sunularak bu yardım teşvikleriyle, paketleriyle bu enflasyonu biraz daha şişirecek. Merkez Bankası %10'larda falan altlarında hedeflemeler yapıyordu bundan 2 ay önce, 1,5 ay önce. Zaten bana çok öyle ütopik ve iyimser geliyordu. Çok iyimserdi. Ben öyle bir şey beklemiyordum. Ama şu anda düşeceği varsa da enflasyonun, bir süre daha düşmeyecek diyebilirim. %56'larda şu anda hafif gerileme göstermişti. O da tabii ki TÜİK'in açıkladığı, ENAG'ın açıkladığı daha farklı bir oran. Raflara yansıyan, kişilerin alım gücüne yansıyan birçok daha farklı etmen var. Bunları daha ayrı da konuşabiliriz. Enflasyon bazlı, alım gücü bazlı. Ama artacak yani enflasyon. Peki hazır Merkez Bankası demişken, yarın Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu açıklama yapacak. Benim beklentim 200 bas puan ama en az 100 bas puan indirecek belli ki %7'ler. Hatta %6'larla %7'lerin artık çok da bir değeri kalmadı. Yani ha %8 yapmış, ha %6'ya indirmiş, ha 100 bas puan, ha 200 bas puan indirmiş. Çünkü kredi faizleriyle politika faizi arasındaki makas da her geçen gün daha da çok açılıyor. Senin beklentin? Evet, şimdi zaten Merkez Bankası'nın indirdiği faiz oranı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizi takip eden bu konuda bilgisi olmayan takipçilerimize de kısaca bahsedeyim. Merkez Bankası ile bankalar arasındaki faiz oranı bu, indirilen faiz oranı. Yani faiz oranları indiriliyor ama tüketiciye ya da sanayiciye ya da herhangi birine, bankadan borçlanan kişiye diyeyim, bu faiz oranı inmiyor ve makas da çok fazla açıldı. Yani şu anda baktığımız zaman zaten %30'larda mevduat faizi veren bankalar var. Çok iyi müşterilerine, büyük mevduatlara %30'un üstüne çıkan bankalar bile var. Biz Merkez Bankası politika faizini indirdiği zaman işte tüketici kredi faizi düşmüyor. Ya da ne bileyim mevduat oranına para yatırıldığı zaman faiz oranı düşmüyor. Hani böyle bir yanılsama olmasın kesinlikle. Bu Merkez Bankası ile bankaların kendi arasındaki faiz oranı, birbirleriyle olan işlemlerindeki faiz oranına indirim oluyor. Ben de yani %9 olan faiz oranında bir indirim bekliyorum. Özellikle çünkü dediğim gibi gayri safi yurt içi hasılanın %9.3'ünü oluşturuyor oradaki gelirler. Yani tarım alanında %14.3 falan vesaire. Yani bizim ekonomik büyüme oranımız da azalacak, bir baskılanacak. Ben 3. çeyreğe kadar çok böyle ekonomik büyüme oranlarında karı yönlü revizeler ya da pozitif bir veri akışı beklemiyorum. Şimdi böyle olduğu zaman zaten enflasyonla bir şekilde mücadele ediliyor diyelim hadi, ki karşılığı çok fazla alınamıyor. Ama büyümeye yönelik teşvikler ve özellikle Borsa İstanbul'un o çalkantılı dönemleri, açık kaldığı dönemde 4.200'lere gelmesi, gelişini toparladı hadi 5.050 gibi, çok çok önemli teknik bir seviye var, hem teknik hem psikolojik. O seviyenin hemen üstünde gün hafif %1.5'larda bir negatifte kapattı ama çok önemli bir seviyenin üstünde kapattı. Şimdi borsanın biraz daha desteklenmesi lazım. Büyümenin desteklenmesi lazım. Ben de bir indirim bekliyorum açıkçası. 200 bas puan, evet, benim de düşüncem o yönde. %7'lere bir çekim Merkez Bankası'nın. Ama yani 150 indirmiş, 200 indirmiş, 50 indirmiş, 250 indirmiş süreçte. Yani evet, çok ekstrem bir etki yaratacağını ben düşünmüyorum. Zaten döviz 18-80'lere çıpalandı. Yani çıkmıyor hiçbir şekilde yukarı.
o bir tutuluyor. Bu bir başarı bu arada. Yani hani bazı şeyleri farklı açıdan bakabiliriz. Herkes aynı şeyi bakmak zorunda değil. Ekonomistler de, analistler de, stratejistler de, siyasiler de, politikacılar da herkes aynı değil bu dünyada. Herkes farklı yorumlar yapabilir. Kimisi vicdanıyla yapar, kimisi realistik yapar, kimisi optimistik yapar. Ne yaptığı kişiye göre değişir. Metodlar farklıdır. İşte kimisi sosyalist ekonomi modelini savunur, kimisi liberal ekonomi modelini, kimisi onu, kimisi bunu. Birçok şey var. Fakat yani eleştiriye de açık olması lazım herkesin. Baktığımızda zaten faiz indirilmesi, yani 18.80'lerde doların tutulması büyük başarı. Ben bu kadar uzun süre doların tutulabileceğine inananlardan değildim. Baştan söyleyeyim. Tutulabildi. Başarı. Evet, ama nereye kadar tutulacak? Ne zamana kadar tutulacak? Ne kadar tutulacak? Bir de tuttukça o altına girdiğimiz maliyetleri ne zamana kadar kaldırabileceğiz? Bunların hepsi büyük soru işaretleri, ama bir başarı var mı orada? Borsa ne olur? Şimdi herkesin de merak ettiği konu, belli bir volatilitenin yüksek olacağını sene başından beri söylüyoruz zaten. Bu biliyoruz. Peki borsanın bugünkü seyrinde hangi sektörler ön plana çıkar? Hangi sektörler biraz daha geride kalır? Özellikle depremin etkisiyle beraber. Şimdi önce borsayı kısaca hızlıca söyleyeyim. Günlük bazda incelediğimizde borsayı 5050, az önce de vurguladım, çok önemli bir teknik seviye. Hem psikolojik hem teknik. Bu seviye aşağı yönlü kırılıp altında kalıcılık sağlanamadığı sürece biz Borsa İstanbul'da yukarı yönlü momentumun endeks bazlı korunduğunu söyleyebiliriz. 4745-4800 bandı var. Hadi 5050'lerin altında bir gerileme yaşandı diyelim. Bu seviyelerin de ben kısa vadede Borsa İstanbul'u tutacağını endeks bazlı düşünüyorum. Ama çekincem şu: ilk tepe 5600'lerdeydi. İkinci tepe 5300-5600 bandındaydı. Üçüncü tepe 5200'lerin üstünde tutunamadı, gene geri çekildi. Bu ne demek oluyor? Her gelen kar satışı ondan ya da bundan. Nedenlerini zaten diğer videolarda çok konuştuk. Ama evet, her gelen kar satışından sonra gelen tepki alımının yaşattığı yeni zirve bir eski zirvenin altında kalıyor. Bu da ne demek oluyor? Düştükçe alım gelecek, yeni alımlar geldikçe yeni zirveler bir önceki zirvenin üstünde mi değil mi, buna bakacağız. Buna baktığımız zaman yeni gelecek zirveler, yani 5050 kırılmaz da bir zirve yaptığımızda haftalık ya da aylık bazda 5300'lerin üstünde olursak daha pozitif konuşabiliriz endeks bazda. Ama olamazsak, dediğim gibi 4740'lara, 4800'lere doğru 5050'de bir kırılma, geri çekilme yaşatır. Kısa vadede piyasanın orada tutacağını düşünüyorum. Ha, kısa vadede sektörel olarak dikkat çeken çimento. Tabii ki o kadar ülke, yani o kadar şehir tekrardan inşa edilecek. Yeniden inşa edilecek. Çam tekrardan inşa edilecek. Çimento, emlak konut, demir çelik, cam, beyaz eşya, mobilya, yani bunlara tekrardan hızlı bir alım gelecek. Çünkü hızlı alım, ya devlet tarafından yapılacak şey alım, hisse alımından bahsetmiyorum şirket bazlı. Ürün alım, mal alım. Tabii ki. Ya da özel sektör ve sivil toplum örgütleri bu alımları yapacaklar ki o vatandaşlarımızın zaten şu an alım yapacak bir gücü yok. Böyle bir destek olacak ve bu destekte bu şirketlerin borsadaki hisselerini olumlu yönde yansıyacak. Peki olumsuz yönde yansıyacak olanlar neler olabilir sence? Yani bankacılık, sigorta, bu tarzdaki sektörlerde ben çok pozitif bir hava beklemiyorum. Dediğim gibi demir çelik, çimento, beyaz eşya, dayanıklı tüketim ürünleri, konserve gıda, kuru gıda, bunlar da ciddi anlamda pozitif olabilir. Ama bunlar dışında ben birkaç sektöre değinecek olursam, otomotiv özellikle ön plana çıkan sektörlerden başında geliyor. Ben her zaman yenilenebilir enerji, enerji sektörü yenilenebilir enerji, gıda, tarım, tarımla ilgili un olabilir, işte gübrecilik olabilir, zirai ilaçlama olabilir. Bunları zaten dilimde tüy bitti söylemekten. Ama otomotivi de bunların yanına sıkıştıracak olursam, petrokimya ile savunma sanayini unutursam kalbim kurusun. Hani onlar da tabii ki önemli, benim her zaman top 10 listemde olanlardan. Otomotiv sektöründe de Doğuş ve Ford ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Yalnız Türk traktörü otomotiv olarak da algılayabiliriz, tarım olarak da algılayabiliriz. Hani çok iç içe bir sektör olduğundan dolayı ve özellikle temettü veren bir hisse Türk traktör, göz bebeğimiz. O ön plana çıkmakta otomotiv sektöründe. Yenilenebilir enerjide ODAŞ ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Net kar marjı çok iyi. FK
FDF-FABEK oranlarına baktığımızda enerji sahayı bile geçiyor. Yani enerji sahadan daha ucuz kalıyor ODAŞ. Ayen Enerji var, Aksa Enerji var. Aksa Enerji Yönetim Kurulu'nda Naci Ağbal gibi çok önemli bir ismi transfer etti geçtiğimiz sene. Ki Naci Ağbal dönemindeki Merkez Bankası Başkanlığı'nın yaptığı dönemdeki o güçlü duruşundan, o saygın duruşundan dolayı yabancı fonların nasıl ülkeye aktığını da biliyoruz. Ülke ekonomisinin nasıl güven tazelediğini de biliyoruz. Tabi denileni değil yapılması gerekeni yaptığından dolayı da görevinden alındı. Peki. Kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Gene de Zülfiyare'de dokundurmayı elden bırakmıyorsun anladığım kadarıyla. Evet, Barış tam yerine gelince manzara. Barış Şahin, evet, diyorsun ki röveş atamı da yaparım bir Beşiktaşlı olarak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her sabah böyle uyanabildiğimiz için, yatağımızda kalkıp işimize gidebildiğimiz için de binlerce kere şükür ediyoruz. Barış çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.